tarihçi, yazar, oyuncu ama her şeyden önce bir anne Pelin Batu ile birlikteyiz. bundan sonra Pelin Batu ile beraber periyodik olarak programlarımız devam edecek. Ben konuya çok gündemde sıcak bir konuyla girmek isterim. Akbelen konusu. Muğla'da bir çevre olayı yaşanıyor. Akbelen'de işte maden aramakla topraklarımız, ağaçlarımız, çevre, doğa diyen İki ayrı kutbun bir tartışmasını görüyoruz. Ben konuya biraz panoramik girmek istiyorum bir ekonomi gazetecisi olarak. Muhtemelen Pelin kızacaktır bana. Bu arada Pelin diyorum de de özür, izleyicilerden de özür diliyorum. Şöyle ifade edeyim. Şimdi malumunuz Paris İklim Anlaşması ilan edildi küresel ısınmaya bağlı olarak. Paris İklim Anlaşması da ülkelerin karbon emisyon hacimleriyle ilgili bazı belirlemeler yaptı. Hatta büyük şirketlerden, ülkelerden bile taahhütler aldı. Fakat bu verilen taahhütler bile aslında dünyanın o bir buçuk derecelik ısınmasını engellemeye yetmiyordu. Daha sonra Avrupa Yeşil Mütabakatı çıktı. Kısaca AYM deniyordu. İnsanlar onun anayasa mahkemesiyle de karıştırıyorlardı. <laughs> AYM şey dedi, ben kriteri yani çıtayı daha da yukarı taşıyacağım. AYM'nin çıkardığı çıta gerçekten de dünyayı korumaya yönelikti. Tamam dedik. Avrupa bu konuda çok hassas. Avrupa gerçekten bu işi kotaracak. Hatta o dönem Avrupa'dan Türkiye'ye şirketler geldi. Bunlar AYM'ye uyumlu olan yani bir şekilde işte karbon emisyonu salmayan, doğaya saygılı olan şirketleri tahlif etmek, onlara ortaklık önermek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de gezmeye de başladılar. Peki sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Rusya ile Ukrayna savaşa girdi. Rusya ile Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa birden donacak mıyız artık enerjiyi nereden bulacağız demeye başladı ve ondan sonra başka bir resim görmeye başladık. Türkiye'ye kömür madenlerini çıkarma karbon, karbon emisyon hacimleri çok fazla diyen Almanya kendisi gidip e, maalesef kömür madenlerini açtı. Türkiye'ye nükleerle ilgili uyaran Fransa nükleer tesislerde yeni tesisler de açacağını duyurdu. Burada gördük ki İnsanlar e, menfaat e, kendilerine dönünce ya da menfaatleri değişince farklı davranabiliyorlar. Şimdi burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, efendim dedi, evet ama yani bakın Almanya bile artık e, kömür madenlerini açıyor dedi. Burada sözü aslında buraya getirdi. Yine de şunu sormak istiyorum sana. Şimdi burada gerçekten e, ağaçlar ve doğa katlediliyor mu? Evet katlediliyor. Burada e, belki topraklarımız hiçbir zaman eski haline gelmeyecek. Bana e, işte konuya, konuyla ilgili çok duyarlı bir psikolog arkadaşım aradı. Ee, Nazım işte, Bey mi? İsmini vermeyelim. <laughs> ee, bu konuda serzenişlerde bulundu. Sonra ona şunu sordum. Dedim ki peki maddi anlamda yardım yapmak ister misin dedim. Hani e, bu konuda savaşan insanlara. Bugüne kadar hiç yapmadım. Yapmayı düşünmem dedi. Peki bir şey daha soracağım dedim. Deseler ki tek bir ağaç bile kesilmeyecek ama haftada bir gün elektriksiz yaşayın. Kabul eder misin? Asla dedi. Ee, bir cümle daha ekleyeceğim izinle. Kusura bakma çok konuşuyor farkındayım. Şimdi yani Avustralya'da zannediyor. ciddi bir kuraklık yaşanıyordu. Ee, bu kuraklığa istinaden de şöyle bir çözüm buldu Avustralya insanları. Dediler ki biz bütün kanguruları özür dilerim bütün develeri öldürelim. Develer ölünce onlar çok su içiyor. Susuzluk sorununu çözeceğiz. Oysa tek bir golf sahasını kapatsalardı tek bir deveyi öldürmelerine gerek yoktu. Ama insanlar şunu söyledi: golf Biz, biz olmuş. golften vazgeçmiyoruz. Bütün devileri öldürdüler ve o tek bir golf sahasından vazgeçmediler. Şimdi soruyorum, sence bu insanlar bizim kadar gerçekten duyarlı mı? Çünkü benim kafam çok karışık. Ne düşünüyorsun? Ya bir kere çok güzel özetledin Murat. Çünkü her şeyin özünde ekonomi ve hukuk var bana göre. Dolayısıyla onların e, ters gittiği ya da sallantıda olduğu ya da güvenilmez olduğu zamanlarda her türlü rezalet, her türlü liyakatsizlik, her türlü de iki yüzlük yüz bulmuş oluyor. Şimdi yüzeye çıkmış oluyor daha doğrusu. Bu en son Muğla'daki protestolarla ilgili bence yüzde yüz haklısın. Tabii ki Batı, Amerika, Çin, yani gelişmiş olan, gelişmekte olan Brezilya gibi ülkeler ya da Avrupa ülkeleri bize parmağı gösterip çevrecilik dersi verirken şimdi dediğin gibi savaştan sonra kendi çıkarlarını, kendi halkını, kendi refahını düşünerek o imza attıkları ve bütün dünyaya işte çevrecilik dersi verdikleri meselelerden 180 derece döndüler. Ama ben ne zaman çevre meselesi açılsa zaten iyi adam, kötü adam, İyi polis, kötü polis oyunu oynamaktan çok sıkıldım. 20 yıldır bunu yapıyorum. Çok kolay bir oyun bu. Ee, en son işte Akbelende de işte halk böyle ağaçlara sarılmış, ee, o teyzeler, köylü teyzeler böyle yere yapışmış, ee, ağaçlarını korumak istiyor, 150 yıllık ağaçları kandırı korumak isteyen halk ve onları işte copla giren, Tomayla giren, göz yaşartıcı bombayla giren kötü işte polis olarak görüyoruz değil mi yani ilkel resim bu ama işin arkasında senin söylediklerin var ama ben ister esmez hani sen aynı soruyu psikolog arkadaşına sorduğun soruyu bana sorsaydın bir hafta elektriksiz kalırım ama dünyanın bütünü önemlidir derdim evet bir hafta elektriksiz bir hafta diyorum bir gün elektriksiz kalmak belki de büyük bir yani lüksten feragat etmek gibi gözükebilir ama ister ben sen beni anne olarak tanıttın. Ben yeni yeni böyle hani o titreme onu da yerleştiriyorum ama... ...ben onların geleceğini de düşünmekle mükellefim ve zorunluyum. Şimdi bana göre e, gezide nasıl deniliyordu? Mesele sadece bir ağaç değil vesaire. Akbelen'de de mesele sadece bir ağaç değil. Ama ağacın altındaki o su kaynakları asıl mesele. Şimdi o ağaçlar kesilir. Evet çok üzücü ama... Akdeniz'de her yaz ki bizde de oluyor maalesef orman yangınları olurken California'da neredeyse her yaz iki yazda bir ormanlar yok olurken insanlar o ormanları neden korumak istiyor? Çünkü doğal dengeyi korumak ve su kaynaklarının aslında bir şekilde garantiye almak onları da korumaya altına almak. Sen var olan ormanları ve özellikle yaşlı ormanları kesersen su al, yer altındaki su kaynaklarına da büyük zarar vermiş oluyorsun. Ve Türkiye artık dilimizde tüy bitti. Herkes bunu biliyor ama üç maymunu oynuyor. Sadece günübirlik çıkarları ya da birilerini zengin edecek işte o ihale alan adam ya da kadın diyelim ya da kişiler bunlar uluslararası şirketlerle zaten el ele kol kola kimin eli kimin cebinde belli değil birileri zenginleşecek diye sen ülkenin geleceğini ipotek altına almış oluyorsun. Çünkü o yeraltı suları konusunda gerçekten de biz yani bütün dünya zaten sorun yaşıyor. Küresel ısınma denilen bir gerçek olduğu aşikar. Ve dediğin gibi o uluslararası anlaşmalarda belki de bu anlaşmalar bile hani dünyayı kurtaramayacak. Ama en azından böyle birazcık daha süreyi uzatacak. Ama sen zaten ülkede en büyük sorunun olan su ...ki ileride su savaşları olacağı da aşikar. Yani Orta iş sonuçta ve bu kaynaklar bitiyor. Göçler, büyük mülteci krizleri zaten kapımızda ve yaşıyoruz bunu. Bunun misliyle yaşayacağız. E sen var olanı yok edersen küçük kar amaçlı gütmelerle diyelim ya da planlarla... ...kendi dalını kesmiş olursun ve yarın senin halkın zaten susuz kalır... Ve senin halkın su için savaşmaya başlar. Dolayısıyla Akbelen'de Muğla'da olan şeyler geçtiğimiz senelerde de biliyorsun yangın oldu. Hepimiz izlerken ya da gittiğimizde o simsiyah ormanları görünce hüngür hüngür ağladık. Yakıldı sonra birdenbire oraya pıt pıt pıt, pıt mantar gibi binalar çıkmaya başladı. Çok bunu oportunist, fırsatçı ve çirkin buluyorum. Seni destekleyen bir şey söyleyeceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nden Levent Kurnaz'la görüştüm. Hocamı e, iklim konusundaki çalışmalarıyla yakınen bilirsin. E, Levent hocam şey dedim. Murat dedi biz 2030'a kadar bir projeksiyon yapmıştık. Hani bunu böyle ifade etmek, bir muhasebeci mantığıyla söylemek çok çirkin ama aşağı yukarı böyle bir hesap vardı. Bu iyimser oldu ortaya evet, çıktı, değil mi? Dedi ki bunun çok iyimser olduğu ortaya çıktı. Nedir dedim peki yeni çalışmalar? 2024 ile 2027 yılı arasında kaçınılmaz bir şekilde küresel dünyamız en az 1.5 derece ısınıyor ve buna bağlı olarak o kötü senaryolar 2027'ye kadar maksimum gerçekleniyor. Ve bir şey daha ekliyor. Murat dedi bundan sonra her yıl dünyamız daha çok ısınacak. Malumunuz yani insanlar fark etmiştir ya da kaçırmıştır. Temmuz ayında iki kez Türkiye'de de sıcaklık rekorları kırıldı. Her sene dünyada da en sıcak günler yaşanıyor. Dünyada ya. da kırıldı. Ama bu her sene yeni rekorlarla egale edilecekmiş. Her sene o rekorlar daha yukarı çıkacak. Ne olacak dedim. Murat dedi yeşil olan insanlar bir şekilde belki idare edecek. Mesela bakın bizim bulunduğumuz yerde Esenyurt'ta pek ağaç göremiyorsunuz. İşte her yer beton harmi. Böyle yerlerde insanlar cilt kanseri olacak. Yani o gün yeşilin niye kıymetli olduğunu belki düşünecekler. Ama şu anda halen gerekli tepkiyi verirler mi? Benim kafamda halen soru işaretleri var. Ya Murat ben şuna çok üzülüyorum senelerdir bu işte bu tür protestolara gittiğimde ki Akbelen'e daha gidemedim. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta gittiğimde bir yanlarına gitmek istiyorum ama böyle 3-5 tırnak içinde söylüyorum. Entel, dantel, çevreci ya da işte yöre halkından böyle o işte tatlı ninelerin falandan mürekkep bir grubun protestosu gibi lanse edilip işte bunların böyle e, neredeyse hippi e, zihniyetiyle hareket ettiği gibi gösteriliyor. Oysa ki asıl ya, halk e, işte o e, köylü denilen e, insanlar ve hani kendi en fakir vatandaşın en büyük aslında derdi ve çileği yaşayacak. Çünkü o villalarında belki de sahte bahçelerin içinde duvarlı Umberto Eco'nun dediği gibi prensliklerinde hmm. yaşayan millet bir şekilde kendini kurtaracak. O belki yine golf oynamaya devam edecek. Ama o çok büyük bir azınlık olacak. Bütün dünyada böyle olacak. Dolayısıyla şu anda biz bu, bugün Akbelen yarın Karadeniz'de bir başka bir yer Öbürsü gün işte bir Çed raporuna rağmen yapılan baraj için bir protesto olarak karşımıza çıkacak. Bizler de her zaman böyle belki de muhalif ya da işte çevreci hippi diye yaftalanıp kimileri karalayacak, kimileri işte laf sokacak amiyane deyimiyle. Ama sonuç itibariyle belki bana bir şey olmayacak, belki sana bir şey olmayacak. Küçücük o çok sevdiğim Voltaire'in Candide'ında herkes kendi kendine ait bahçeye dönecek diyor ya. Kendimize ait bahçemiz varsa ne ala. Hocamızın söylediği gibi o bahçede belki de e, kendi bir tane ağaç bile o onun gölgesi sayesinde, onun meyvesi sayesinde biz korunmuş olacağız. Ama çoğunluk e, hem mülteci krizleriyle hem ekonomik krizlerle hem susuzlukla boğuşurken "Aa siz ormanları kesmeseydiniz" diye biz tekrardan konuşuyor olacağız. Beyhude olacak. Küçücük bir örnek vermek isterim izinle. 2022 yıl başısına girerken 2 Ocak tarihinde şöyle bir haber vardı. Balıkesir'in Tahtacı köyünde baraj geçeceği için Tahtacı'nın da içinde bulunduğu, Şahinler köyünün de içinde bulunduğu üç köyü bir şekilde demişler ki işte alın mezarlarınızı götürün. Bana da bir anne ulaştı. Sen de annesin artık bunu çok daha e, içselleştirerek anlayabilirsin. Murat Bey dedi bir anne evladını kaç kere gömer dedi. Dehşete kapıldım. Ne olmuş şey? biliyor musun? E, evladı e, işte daha bulur çağında motosiklet kazasına vefat ediyor. O köyde e, defnediyorlar. Ve baraj geçeceği için arıyorlar şeyi. Diyorlar ki işte siz annesisiniz alın cenazenizi. Bütün mezarlıkları boşaltın. Ne yapacağız ne yaparsanız yapın diyor. Biz buradan baraj geçireceğiz. Alın evladınızı götürün. Bakın ben bunun maddi boyutunu vesaire anlatmıyorum. Hani hukuk şöyle bilmem ne umurumda değil. Tamamen insani ve vicdani olarak baktım. O anneye dedim ki ben size söz veriyorum. 2 Ocak'ta oraya gideceğim dedim. Elimden geleni yapacağım. O saatte de e, yabancı bir ajansa haberler çalışıyorum. Ve e, gittim. İşte kameramanımız falan bir ekiple. E, bu arada oraya giderken de Hani siyaseten kim ne düşünüyor diye görüş alırsınız ya önden haber yaparsınız. İşte muhalif bir parti arıyorum. Telefonuma çıkmıyorlar. Çıksalar bile yarım ağızla e, hiçbir şey yapmıyorlar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar ama. Sonra başka bir partiyi daha arıyorum. Onlar da pek bir şey yapmıyor. Sonra çok küçük bir partinin bir milletvekili konuyla ilgili çok duyarlı. Hatta adam Antalya'dan vekilmiş. Yani konuyla bile. alakası bile yok. Kalktı bir soru önergesi verdi. O soru önergesi üzerine biz konuyu işledik. Fakat e, köy halkı aslında onlara destek veren vekilin oraya gelmesini istemedi. O da başka bir hikaye, onu da anlatayım sonra. Bize hiç destek vermeyen muhalif partinin vekilleri geldi, bakın dediler tek başımıza biz neler yaptık. Ay, oysa hiçbir şey yapmamışlardı. Çıktılar kürsüye, bir başarı hikayesi gibi anlattılar bunu. Hiçbir şey yapmayan adamlar köylülerin toplandığını görünce sadece tribünlere oynadı. E, böyle bir yapı içerisinde Kimseye güvenemiyorsun. Yani diyorsun ki burada bir şey var. Kim samimi, kim değil. Yani bizim kanunun adı da samimi ama ha. gerçekten o iş orada kilitlenip kalıyor. Ben e, insanların yeterince samimi olduğuna inanmıyorum. Biraz daha uzatacağım sözünü. Sadece siyasetçiler değil. Yani halkta bu, pardon bir parantez açıyorum çünkü şu aklıma geldi. Şimdi yani belki 1940'lardan bir, 1890'lara bile götürebilirsin ama Filistin ve İsrail sorunu hani Theodor Herzl bambaşka bir konuya giriyorum ama bu küçük bir parantez. Şimdi ya yani Filistin'le olanları hepimiz üzülüyoruz değil mi? Ama sonuçta vakti zamanında o Filistinli halk topraklarını satmış pek çok işte Avrupa'dan gelen, Rusya'dan gelen, oradan buradan gelen Yahudilere ve şimdi de Aa, bizim topraklarımız diye üzülüyorlar. Filistin hükümetinin yaptıkları, İsrail hükümetinin yaptıkları buraya masaya yatırırsak hiç kalkamayız. Konumuz o değil. Ama burada da mesela belli yerlerde köylüler diyelim topraklarını satıyor, arazilerini satıyor. Çünkü hakikaten onlar da zorlukla yaşıyorlar. Ama sonunda gelip de madenciler o toprakları zehirlemeye kalkınca ya da işte burada mesela bu durumda Limak gibi bir şirket girip de hepsini birleştirip orasını yok etmeye, bütün ağaçları kesmeye doğru gidince uyanıyorlar, üzülüyorlar. E ama sattınız. Sattınız değil mi? Satmasaydınız. Yani Filistin'de de aynı şey oldu değil Filistin'de mi? Filistin'de de aynı şey oldu. Evet. Dolayısıyla orada da bir samimiyet meselesi var. Burada da bir samimiyet evet, meselesi çok var. çok güzel söyledin. Yani o yüzden de hani artık ben böyle sadece onlar Hı. kötü bunlar iyi diye de bakmıyorum. Evet, evet. Topluca bir belki akıl tutulması var. Çünkü günü güzel kurtarma söyledim. derdi. Çok güzel söyledin. Ben izinle son cümlemi söyleyip sana bırakacağım. Şimdi ben hep ekonomiyle bakarım. Bana da rahmetli Sarp Sabancı böyle bakmayı öğretmişti. Şimdi hemen şeye bakıyorum. Yani şimdi kapitalizm dünyayı ele geçirmiş durumda ve bu bisiklete binmek gibi bir şey. Yani petal çevirmeyi bırakırsan düşersin. Bunu sürekli sürdürmek durumundasın. Niye söylüyorum bunu? 5G diye bir şey çıktı. Sokakta sorsak insanlar daha hızlı internet diyecekler değil mi? Oysa 5G kablosuz internet anlamına gelir öncelikle. Bu ne demek? Bakın Türkiye inşaat sektöründe çok ileri gitti değil mi? O yaptığınız gökdelenlerde söz gelimi iş kuledi eğer kablosuz yaparsanız 60 ton kablo kullanmayacaksınız demek. Peki 60 ton kablo kullanmazsanız ne demek biliyor musunuz? 16-17 kat daha çıkacaksınız hmm. ve o kadar kablonun maliyetinden de tasarruf edeceksiniz. Yani şu özetle 5G'ye geçmiş bir firmayla 5G'ye geçmemiş bir müteahhitlik firmasının rekabet edebilme şansı hiç yok. yok. Sıfır. Peki Türkiye geçti mi? Hayır. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bakın mesela turizm sektörü diyoruz ya. Turizm sektörü bizde e, her şey dahil sistemi. Yani İspanya'nın eski uyguladığı modelle devam eder. Bu da o e, otel kalitesinin, e, otellerin e, güzelliğinin, yeniliğinin e, sonucunda bu kadar turisti çekiyorsunuz. Otellerimiz eskimeye başladı. Yenisini yapmak istediğimizde 5G'ye geçemedik. Turizmden kaybedeceğiz. İnşaat sektöründen kaybedeceğiz. Bunları niye anlatıyorum? 5G iyi mi kötü mü diye Batılılar bunu masaya yatırdı. Almanya tereddüdünü koydu. Dedi ki biz 5G'ye geçersek bunu artık çok dünya çapında firma olduğu için adını söylemekten imtina etmiyorum. Çinli Huawei'ye vereceğiz dedi. Amerika'da dedi ki onlar size bütün sırlarınızı çalar. E, baktılar ki hani güvenlik konusunda ciddi açıklar veriyorlar. Ayrıca 5G'nin radyasyon endişesi 10 kat daha fazla bu konuda ne yapabiliriz, ne edemeyiz bakarken şunu gördüler. 5G'ye geçmeyen ülke sistemin dışında kalacak. Yani bak ölebilirler. Sistemi geçtikleri için ölebilirler. Sistemi geçtikleri için bütün güvenlik sırları ifşa olabilir. Ama Ve geç, kanserle. Kanser de olabilirler ama geçmiyorum diyemiyorlar. Bak kapitalizm budur işte. Yani görsen de. Ölümlerden ölüm seç. Ölümlerden ölüm seçersin ama ondan da vazgeçemiyorsun. Tamam ben 5G'yi kullanmak zorundayım, sistemin dışında kalırım diyorsun. Ben her şeyi buna bağlıyorum. Yani bugün konuştuğumuz akbelini de buna bağlıyorum. Bakın bir sistem var. Siz derseniz ki ben enerjiyi daha az üreteceğim, daha az rekabetçi olacağım. İşte kapitalist sistem o zaman sana şey diyor, o zaman kenara çekil diyor. Burada karar vermek zorundayız. Yani aslında 200 yüzlülüğü bıraktığımızda burada karar vermek zorundayız. Kapitalist sistem mi, başka bir sistem mi? Yani son söz olarak tabii ki kapitalist sistem değil ve kapitalizminde Marx'ın öngördüğü gibi bir noktada zaten e, iflas edeceği de aşikar diye düşünüyorum. Çünkü artık kullanılacak kaynak kalmayacak. Sen hani içecek suyun, e, nefes alacak havan e, olmazsa Mad Max gibi bir dünyada, çölleşmiş bir dünyada yaşıyorsan e, kötülüğün de arttığını e, her türlü, Savaşın da patlak verdiğine, her türlü küresel çevre felaketinde katlanarak arttığını göreceksin. Ben bir buçuk sene önce bütün günümü gardıropta geçirdim çünkü Amerika'da yaşıyordum ve hortum alarmı verilmişti. Her yaz neredeyse hortum oluyor Güney Amerika, yani Kuzey Amerika'nın Güney eyaletlerinde, Teksas'ta orada burada. Yani orada bunlar yaşanıyor başka yerlerde depremler yaşanıyor, başka yerlerde kölleşme oluyor. E sen işte kapitalizm ne olacak, bilmem ne olacak, 5G falan diye tartışırken nefes alacak havan kalmayacak, içecek suyun kalmayacak. Yani bana göre zaten bunu tartışmak anlamsız. Ee, ama tabii insanoğlu belki de öyle bir e, homo sapien diyeyim daha doğrusu, öyle bir varlık ki bıçak sırta dayanana kadar e, o alarm çanları çalmadan ne kadar karlı olursa, ne kadar rahat ederse, o, o şekilde devam ediyor. Sonunda da bir şekilde belki de şöyle olacak: Elon Musk ve türevleri belli zenginleri uzayda bir üsse gönderecek ve orada işte yaşayan bir grup zengin ve işte şanslı orada ikinci bir hayat kuracak. Buradakiler de zaten böyle birbirini öldürerek. ...devam edecek. Yani bu gidiş onu gösteriyor. Maalesef o işte... ...şu anda yaşayan çocuklar da... ...çok daha zor şartlarda... E, ...ve belki de... ...dog dog world derler... ...yani köpeğin köpeği yediği bir dünyada... E, ...çok daha aslında... ...saldırgan, mütecaviz, e, ...çirkin bir dünyada yaşıyor olacaklar. Bu da bizlerin suçu. Çünkü biz şu anda hala bunları tartışıyorken... ...aslında... Hükümet olsun, hukuk sistemi olsun, e, uluslararası kuruluşlar olsun çok daha aslında kararlı davranıp da e, bambaşka e, sadece karar vermek değil, teoriden pratiğe geçirmek anlamında da e, bazı koşullar getirebilirlerdi. Yapmıyorlar. Almanya da tam yapmıyor, Fransa da yapmıyor. Hani çevre olarak e, nükleer santrallerini kapatma vaadi veren ülkelerden bahsediyoruz. Gerisin geriye bayağı nükleer bir şekilde gidiyorlar. Ben e, programımızın sonuna geldik. Veda etmek istiyorum izninle. Pelin Batu ile haftaya farklı bir programda yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere.